Kızlar, merhabalar. Dün akşam düğünden önce işte deniz kıyısına gittik. Oradan birkaç kare çektim. Bu videoya ek yaptım. Bugün çok bir video çekesim yok. Üstümde bir halsizlik var. Havalardan dolayı mı bilmiyorum. Öyle. Aklıma gelmişken bir şey söylemek istedim. Yorumlarda işte birkaç takipçim yazmış. Zaten bir takipçim ruj istemişti. O kullandığım rujun numarasını falan istemişti. Şöyle söyleyeyim, numarasını falan yazayım ama ben onu satın almadım canım benim. Benim abim bayan kuaförü. Eskişehir'de dükkanımız var. Sürekli toptancılar bir şeyler getiriyorlar, ürünler getiriyorlar satmak için veya tanıtması için abimi. Orada da bir toptancı gelmiş. Ben de oradaydım. Ruj tanıtım falan yaptı. Bir sürü bir şeyler satmaya çalıştı. Ben tanıştığımız için de bana o iki ruju hediye vermişti. Fiyatlarını da ben sordum, hani nasıl yüksek bir fiyatım var hediye olarak kabul edemem dediğimde, tanesi 25 lira canım olsun sana feda olsun dedi. Yani o şekilde biliyorum ben fiyatını, 25 lira demişti. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama bana onu hediye olarak toptancı verdi. Bir yerden satın almadım. Bir arkadaş da yorumlarda yazmış. Bu rujlar pazarlarda falan her yerde satılıyor. Çok ucuz. Hani kalitesiz gibisine. Zararı vardır veya hani var mıdır gibisine bir şey yazmış. Hani kaliteli olabilir, kalitesiz olur bilmiyorum. Dediğim gibi satın almadım. Hediye verildi bana. Kullanıyorum. Bayağı uzun bir süredir kullanıyorum onu. Hiçbir sakıncasını görmedim yani. Belki bir yerlerde satılıyordur. Belki benim kullandığım orijinalidir. Belki çakmaları vardır pazarlarda. 1-2 liraya, 3 liraya, 5 liraya. Bilmiyorum kızlar. Ama ben bir sakıncasını görmedim. Kullanıyorum uzun zamandır. Yine o takipçi numarasını soran için de yazacağım yorumlara. Ama olmazsa bu videonun altına yorum olarak yazacağım. Rujun numarasını falan. Ama nereden bulabilir, nereden alabilir bilmiyorum. Bir takipçim de saçlarım için yorum atmış. Saçların çok kötü gibisine. Yani hani çirkin bir şey yazmamış. Tabii ki de yazabilirsiniz. Yorumlarınızda her zaman güzel şeyler yazılacak diye bir şey yok. Veya her zaman pozitif, olumlu şeyler yazacağız diye bir şey yok yani. Ben de zaten yorumları açığım, eleştirilere açığım. Yazabilirsiniz, yanlışlarımı düzeltebilirsiniz. Ama hani bu benim evimle, işimle, yaptığım işle alakalı veya yemekle alakalı bir şey değil. Saçımla alakalı bir şey yazmış. Hani hiç hoş durmuyor yazmış. Doğrudur, onun fikridir. Saygı duyuyorum. Ama ben özellikle zaten saçlarımın uçlarında kına vardı kızlar benim. Belki beğenmeyen aranızda çok kişi vardır diye bu açıklamayı yapıyorum. Yoksa hani sakın o takipçim yanlış anlamasın. Öyle laf sokmak amacıyla falan kesinlikle değil. Zaten ona yorumda cevap da yazdım. Saçlarımı merak edenler için söylüyorum. Uçlarında benim kına vardı ve kızıllık vardı kızlar. Ben bu durumdan nefret ediyorum. Benim saç diplerim kendi rengim ama benim saçlarımda, kaşlarımda siyah değil kızlar. Kamerada siyah gibi gözüküyor ama siyah değil. Ben kumralım kızlar. Buğday tenliyim ve saçlarım koyu kestane de değil kızlar. Böyle kahverengi, hatta böyle ışıltılı gibi, kendi saç rengim o şekilde yani. Yani şu saç ucuna benim saç tiplerim çok mükemmel uyuyor. Belki buradan koyu duruyor olabilir. Onu da üstüne basa basa söyleyeyim. Benim abim saçlarımı gri yapacaktı uçlarını. Akıttık o kınayı, kızılı kusturduk. Ondan sonra boyasını attık. Sonra gri atacaktı. Ben bu halini gördüm, kuruttum. Benim bu hali çok hoşuma gitti. Dedim ki abi ben gri istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü yani gri tamam kullanımda falan güzel olur, yakışabilir, güzel durabilir ama ben sonuçta kızlar Eskişehir'de yaşamıyorum. Abimin dükkanı Eskişehir'de. Edremit'te tatil bölgesinde yaşıyorum ve burada bir saç kestirmek normalde 20 liraysa burada 50-60 lira. Öyle söyleyeyim, çok pahalı. Ki saç boyatmaya kalksan yani bir 250 liradan falan çıkmak gerekiyor. Benim bunu verecek durumum yok kızlar. Durumum olsa da vermem zaten. İsraf edemem yani o şekilde. Tamam kendi bakımım için verebilirim ama vermem yani. Bu benim fikrim. O yüzden gri boyada yıkandıkça sürekli akacağı için gri istemedim ben. Bu da o renkte benim çok hoşuma gitti. Sarıyı zaten seviyorum. Ben daha önce bütün saçım tamamen bekarlığımda ve evlendiğimde tamamen saçlarım bu renkti kızlar. Sarıydı yani. Ben seviyorum. Yakışsın veya yakışmasın beğeniyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Onun da bir açıklamasını yapayım dedim.
Tabii ki de aranızda beğenmeyenler olabilir, yakıştırmayanlar olabilir. Ama ben beğeniyorum, ne bileyim. Ha, değiştirmeyeceğim anlamına gelmiyor bu. Değiştirebilirim de. Bir bakarsınız ben saçımı tamamen boyatabilirim. Bir bakarsınız burayı boyatırım. Kestiririm. Hiç benim için sıkıntı yok. Çünkü Eskişehir'e gittiğimde biliyorsunuz abim bayan kuaför. Dükkanımız var. Sürekli dükkana gidiyorum. Orada ne bileyim farklı bir şeyler yaptırabilirim abime. Mesela protez tırnakçı varmış şu an abimin dükkanında tanıtım yapıyormuş. Mesela gittiğim zaman tırnaklarıma protez tırnak yaptırmayı düşünüyorum. Eğer abdest falan tabii geçiyorsa. Ya da belli bir süre yaptırırım. Bayramı falan geçiririm. Ondan sonra evime gelirken dönerken de çıkarttırırım tekrardan. Öyle yani değişiklik yapmayı seviyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Beğeniyorum şu an. Bir sıkıntı yok benim için. Başka ne diyecektim? Böyle bazı sorularınız aslında sorduğunuz soruları biriktirip yazıp da bir soru cevap videosu da yapabilirim. O da mantıklı olur ama kızlar çocukla gerçekten o kadar yapamıyorum ki kendime şaşırıyorum bile. Nasıl video çekiyorum, nasıl işte editliyorum, atıyorum, buna nasıl vakit buluyorum gerçekten şaşırıyorum. Ben ilk başlarda yapamam diye düşünüyordum. Zaten yoğun gün geçiriyorum ben günlük. Daha da yoğun oldu. Gece yarısına kadar gerçekten kızlar bazen gece yarısına kadar 2'ye kadar falan uğraşıyorum. Zor oluyor yani. Ama tabii ki de zor oluyor diye yapmayacağım anlamına gelmiyor. Ben kimse beni zorlamıyor. İsteye isteye yapıyorum. Seve seve yapıyorum. Sadece YouTube'da videoları çok uzun sürede yükleniyor. Bazen sıkıntı oluyor. İnternet gidiyor geliyor. Gerçekten zor oluyor kızlar. Ama ben bu durumdan mutluyum. Görüyorum ki sizler de mutlusunuz. Beni izlemeyi seviyorsanız. Şükürler olsun yani. Takipçi sayımız çoğalıyor. Abonelikler çoğalıyor. İzlenimler çoğalıyor. Şükürler olsun yani. Hani izleyen olmasa, takipçi olmasa ben de boş boşuna video çekmem. Öyle kızlar. Başka sorduğunuz sorular gerçekten aklıma gelmiyor. Ama genel olarak çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum ablalarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma. Yani bu dediğim kişiler hep sizlersiniz kızlar. Bu arada benim kanalımı izleyen hiçbir akrabam yok. Öyle söyleyeyim. Sadece görümceme söyledim takip ediyor herhalde. O da izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum. Ama hiçbir akrabam yok kızlar. Bütün o yorumları attığım insanların hiçbirisini tanımıyorum. Daha yeni yani burada tanıyorum. Aynı sizler hepiniz yani benim için aynısınız. Aynı derecede tutuyorum. Yani hani kimisine canım cicim falan çoğu şekilde yazıyorum hepinize. Ama hani zannetmeyin ki aa bak bu arkadaşı veya ablası falan. Çünkü o şekilde konuşmam gerekiyorsa o şekilde konuşuyorum. Boş konuştum çok. Bu da böyle video olsun ya ne bileyim. Yemek ne yapacağım bilmiyorum şu an. Öyle sabah kalktım evleri toparladım oturdum kaldım. Bugün ben biliyor musunuz kızlar hiç kahvaltı yapmadım. Ağzıma hiçbir şey sürmedim. Sadece Nescafe içtim ve şu an bu da ikinci Nescafe. Nescafe içiyorum. Bugün kırgınlık var üstümde. Biraz moral bozukluğum var. Ondan da kaynak. Benim moralim bozukken ben tamamen iştah gidiyor benden yani. Hiçbir şekilde hiçbir şey yiyemiyorum. Biraz ufak tefek şeyleri yani ufak tefek de değil aslında. Ama başkalarının ufak tefek görüp de normalde büyük olan şeyleri ben kafama takıyorum. Ki bunu siz bilseniz siz de gerçekten haklısın Çağla, haklısın takmakta dersiniz. Bilmiyorum. Böyle kızlar. İnsanız hep mutlu olacağız, hep böyle cıvıl cıvıl olacağız diye bir şey yok tabii. Herkesin hayatında illaki belli başlı problemler oluyor. Neyse her neyse buraya geçelim. Bilmiyorum bu videoyu sonlandırsam mı? Bence sonlandırayım. Bugünlük böyle olsun kızlar. Yani hatta ben şu ruju alayım. O rujun numarasını şimdi buradan vereyim. Yorumlarda hiç yazmayayım. Bir saniye kızlar. Burası da karanlık. Koridor. İki tane kızlar bunlar. İki rengini hediye vermişti. Şuraya oturayım.
Nevmaki diye mi okunuyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde kızlar, bir saniye. Nev, Newmacy. Rujun ismi. Long lasting diyor altında da. 24 Hz'dü. Öyle bir şeyler diyor. Şöyle göstereyim. Netle. Netlemiyor. Şurada da yazıyor. Sinir oldum şu an. Nevmaki diye bir şey yazıyor işte. Numarası falan 05 diyor kızlar. Nevmaki 05 diyor. Şöyle göstereyim. İnşallah netleyecek. 05. Şöyle. Bu bir açık tonu sanırım. Yo, bayağı aralarında fark var. Şu 01 kızlar, bu da aynı ruj. Bu 01'i koyu renk olanı. Bu da 05'i açık renk olanı kızlar. Ben seviyorum, kullanıyorum bunları. Anlaşılmadıysa videoda, şimdi unutmazsam yoruma da yazarım hemen. Hava güzel, biraz rüzgarlı. Çamaşırım falan yok. Birazdan şey yaparım, yapabilirsem. Eşimin şu atletlerini, beyazlarını, oğlumun beyazlarını, kendi beyazlarını falan, böyle kovanın içine kızlar. Çamaşır suyu aldım. Ace. Çamaşır suyunu ıslatmayı düşünüyorum. Ilık suya. Bayağı akşama kadar çamaşır suyun içinde dursun. Ondan sonra da yıkamaya atmayı düşünüyorum. Bornozları falan da atarım içine. Çünkü ben böyle ayda bir defa falan çamaşır suyunu ıslatıyorum. İster istemez beyazları ayrı da yıkasam sararma yapıyor kızlar. O yüzden yapıyorum. Çok saçma konuştum. Çok böyle gereksiz konuşmalarım oldu. Neyse canlarım, sizleri öpüyorum. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşça kalın. Yemek yapasım bile yok ya.